zaten. Ben verseydim. Hay Allah. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu güzelliğe bak. İstanbul rüya gibi bir şehir. Öyle. Çok şanslısın. Yüzün kıpkırmızı olmuş. Bir şey mi dokundu? Yok, şeyden. Hem güneş hem hava. Benim cildim böyle. İçeri girelim istersen. Yok, iyi böyle. Şevket, iyi yaptın baba. İyi ki ayrıldın dedi. Sen hala bana bir şey söylemedin Hayriye. Ne söyleyeyim? Sevinip boynuna mı sarılayım? Mutfakta söylediklerini de duydum. Bu lafları ölünceye kadar unutmayacağım. Yazıklar olsun. Yazık mı? İnsaf. Lafına dikkat et. Geri dönülmez yollara sapma. Fasulyeler ayıklandı. Bırak Allah aşkına. Yine bir hiç yüzünden gül gibi işini bıraktın. Ne oluyor ya? Hiç yüzünden mi? Sen bütün bu olanları hiç mi diyorsun? Kavga mı ediyorlar? Hayır, konuşuyorlar. Bahçeye. Hadi bahçeye. Hadi. Aile haysiyetimizi, gururumuzu, namusumuzu kurtardım ben. Bunun senin gözünde hiçbir değeri yok. Beni suçlama. Ben de senin kadar namusluyum çok şükür. Ama yerinde olsam senin yaptığını yapmazdım. Çocuklarımın hatırı için bazı şeylere göz yumardım. Ne dedin bakayım sen? Ne dedin? Bir daha söyle. Böyle bir şeye göz mü yumardın? Yazıklar olsun. Sen ne dersen de. Onlar için katlanırdım. Darılma. Kalbimde ne varsa söyleyeceğim. Sen çocuklarının vefatını her zaman kuruntularına feda ettin. Fikret'i dedikodular yüzünden nişanlısından ayırdın. Adam namussuzun tekiydi. İspatlandı mı peki? Söyle. Kimsenin umurunda değildi Ali Rıza Bey. Bir tek sen mesele yaptın. Hayatımızı değiştirdin. Ben çocuklarıma karşı vazifemi yaptım. Anneme bak. Onlara karşı vazifen bitti mi? Bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Bugüne kadar sana çocuk gibi inandım. Elbette bildiği var diyordum ama artık yeter. Her şey göründüğü kadar kolay değil. Madem bu işi bırakmak senin için namus meselesi, o zaman bırak. Ama unutma, İstanbul'da yaşıyoruz. Bankadaki para eridikçe eriyor. Bak artık saklamıyorum. Melek çocukların zapt edilmez hale geliyor. Yokluk yüzünden evlatlarım birer birer dökülmeye başlarsa, o parmağım yakandadır bilmiş ol. Ölüp gitsen bile mezarında rahat bırakmam seni. Hadi gelin sedeflere gidelim. Hadi. Yoklar. Anahtarın yok mu kızım senin? Geldim. Aa!
Hoş geldiniz. Sedef sandım. Sedef nerede? Bilmem. Evde yok mu? Sabah size diye çıktı. Aa, nerede bu kız? Neyse, hadi buyurun buyurun, geç. Gel canım. Çok kalabalık bir şey. Zamanla alışacağım herhalde. Evet. Ama yine de çok güzel. Ne tarafa gidiyorsun? Ben şey tarafına gidiyorum. Un kapanı. Demek ki burada ayrılıyoruz. Ya maalesef. Baksana telefonuna. Bakarım. Hadi fıstık, görüşürüz, ben kaçtım. Tamam. Alo. Neredesin sen? Şeydeyim anneciğim. Bana bak, Necdalardayım deme. Necda yanımda. Anne, ilkokul öğretmenimi gördüm. Kadın alışveriş etmiş, elleri kolları dolu. Taşıyamıyordu. Ha. Evine kadar ben taşıdım. Şimdi geliyorum. Çabuk gel, vallahi kırarım kemiklerini. Tamam anne ya. Nasıl döneceğim ben? Hay Allah ya. Çok başına buyruk bu kız, çok. Akşama kadar sokaklarda. Bizden başka nereye gidiyor ki? Ben bakarım. Geldi bile. Zaman kötü Fikretciğim. Tek başına kız yetiştirmek çok zor. Hem anayım hem baba, kolay değil. Ödüm patlıyor başına bir şey gelecek diye. Allah korusun. Annemmiş. Ah, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Biz de yeni geldik anneciğim. Babamı yalnız bıraktın. Ah, Ali Rıza Bey işe gitmedi mi bugün? Gitmedi. Biraz hava almaya çıktı. Gel. Pardon. Kaç tarafa mı geçiyorsunuz? Evet. Buyurun götüreyim. Çantamı nasıl kolumdan çekip aldılar anlamadım. Bir anda ne olduğumu şaşırdım. Polise gittiniz mi? Gittim tabii. Gittim ama inşallah bulurlar artık. Vallahi bilmiyorum. Efendim anneciğim. Benim ben Necla. Neredesin kızım ya? Geliyorum. 10 dakikaya kadar evde olurum. Bak acele et. Annen huysuzlanmaya başladı. Yine haberin olsun. Tamam. Hadi bay bay. Tabii haklı. Bu arada tanışmayı unuttuk. Ben Oğuz. Necla. Memnun oldum. Ben de. Yardım edebilir miyim? Bakıyorum. Ben de bu bankada çalışacağım da. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Yine geç kaldınız Feride Hanım. Ay sorma. Merhaba. Merhaba.
genel müdürlükte karşılaşmıştık. Asansörde. Ben sınava giriyordum. Aa, hatırladım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sınavı kazandım. Yakında bu şubede göreve başlıyorum. İnanmıyorum. Ne tesadüf, görüyor musunuz? Öyle. Gelsenize içeri, size bir kahve ısmarlayayım. Ayıp olur şimdi, ben... Ne ayıbı canım? Artık siz de bu şubenin bir elemanı sayılırsınız. Hadi girin. Peki. Geldik mi? Sayılır. Evin önündeyim, mesem iyi olur. Yanlış anlaşılır. Peki. Peki. Bir daha ne zaman görüşüyoruz? Bilmem. Telefonunu vermeyecek misin? Benimkine. İstersen görüşürüz. Tamam, çok teşekkür ederim. Necla. Ararsan sevinirim. Oo, Kaymakam Bey. Ne zaman şereflendireceksin kahve bizi? Benim, estağfurullah. Bak, hep gelip geçiyorsun bize, hiç yüz verdiğin yok. Ne demek? Olur mu öyle şey? Hadi buyur, geç şöyle. Buyur. Vallahi alınıyordum artık. Oğlum, bir demli çay getir Ali Rıza amcana. Tamam usta. Teşekkür ederim. İğreti durma, rahat otur Allah aşkına ya. Yok canım.